Tabii kapitalizm derin bir kriz dönemi içerisinde, neoliberal iktisadın tıkanmış olduğu bir eşikteyiz artık. Bu yetmiyor gibi bu krizin tetiklemiş olduğu yeni kriz dalgaları da başlamış oldu. Bunların en önemlilerinden bir tanesi küresel ısınmadır. Uzun bir süreden beri dünyada konuşuluyor ve tedbirler alınması yolunda bir dizi çağrılar var. Ancak sıfır karbon denildiği halde hem küresel ısınmanın etkilerini zayıflatacak bir dizi tedbirden büyük devletler ve sermaye güçleri bundan imtina ediyorlar. Kar oranlarının düşmesinden kaynaklı olaraktan bu tedbirleri almadıkları için denizlerdeki, okyanuslardaki ısınma bir dereceye, her sene bir derece artmakta. Görülmedik, umulmadık iklim olayları yoğunlaşmaya başlamakta. Büyük seller ve yağmurlar dolayısıyla bu da tarımda büyük bir krize yol açmaktadır. Yani tarımsal ekonomi bir taraftan enerji maliyetlerinin yükselmesi dolayısıyla tarım girdilerinin pahalılaşması, diğer taraftan iklim krizi dolayısıyla beklenmedik, umulmadık büyük iklim olayları dolayısıyla tarımsal alanlarda, tarımsal ürünlerde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Doğal olarak dünyada bu açıdan da büyük bir gıda krizi oluşmaya başlamıştır. Bunların hepsi hem sanayi kesiminde hem tarım kesiminde son tahlilde şimdilik krizin yükü ezilenlere, emekçilere ve üreticilerin sırtına kalmış vaziyette. Buna dönük artık tepkiler doğmuştur. Yine gerekçesi farklı da olsa Sudan'da, Afrika'da özgürlük arayışı, insanların egemenlere karşı başkaldır hareketi çeşitli sorunlar yaşamakla beraber devam etmektedir. Latin Amerika'daki yükselişi de keza böyle okumak lazım. Latin Amerika tarihen aslında Amerikan emperyalizminin bir arka bahçesi ola gelmiştir. O zinciri kıran tabii ki başta Küba olmuştur. Sonrasında uzun yıllar bütün direnişlere rağmen Venezuela bu kaderi belli ölçeklerde değiştirmiştir. Evet, şimdi belki bir pembe dalga diye tanımlanıyor ama bunun şimdi ikincisinin de karşı karşıyayız. Latin Amerika kıtasının neredeyse tamamı solcu, halkçı, sosyal demokrat partilerin ve blokların iktidar olduğu, hükümet olduğu bir yönelime doğru girmiştir. Burada da yine Covid pandemisi başta olmak üzere giderek derinleşen yoksulluğa dönük bir tepkidir. Tabii Latin Amerika'daki solcu başarının altında yatan en önemli unsur, yükselen kitle hareketlerinin bileşenlerinin ortak bir çatı altında mücadeleyi sürdürmeleri ve iktidara talep olmalarıdır. Katmerleşen kapitalizmin krizi sadece iktisadi yönde değil, iklim krizi olarak, göçmen krizi olarak tezahür eden ve giderek bir uygarlık krizi haline gelen bu krize dönük emekçilerin, ezilenlerin ve bu krizin mağduru olan bütün kesimlerin itirazlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bunun aksine olan durumlar da söz konusu dünyada. Özellikle de göç dalgası ve iklim krizi dolayısıyla milyonlarca insanın yaşam alanlarına doğru hareketi mevcut sağcı rejimler tarafından ve egemen bloklar tarafından ırkçılıkla karşılanmakta ve aynı zamanda bir sağcı yükselişe de Macaristan'da ya da Avrupa'nın başka yerlerinde de olduğu gibi pekala bunları görmek mümkün. Yani kriz bir tarafta aslında emekçilerin itirazlarının yükseldiği bir yeni bir dalga yaratıyorken, solun, sosyalist hareketin kuvvetli olmadığı, sağcı, faşizan yapıların kuvvetli olduğu ülkelerde ise tersinden bir etki yaratma tehlikesiyle de karşı karşıya. Ve kısa vadede kapitalizmin bu krizinin bir çıkar yol bulabileceği henüz bir eşikte değiliz. Tabii Türkiye'de de son 20 yılda AKP rejiminin uygulamış olduğu neoliberal iktisadın da burada sonu gelmiş vaziyettedir. Onun çırpınışlarıyla bu krizin emekçilere yöneltilmesinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Yani dünyada süre giden genel krizin bir halkası olarak bunları yaşıyor olmakla beraber AKP rejiminin uygulamış olduğu iktisadi politikanın da bu iktisadi krizin ve bunun yan krizlerinin derinleşmesinde büyük bir
rolü var. Uzun bir süreden beri inşaat, köprüler, yollar, şehir hastaneleri doğrudan üretici olmayan dolaylı yatırımlara yönelmiştir. Tabii hani hükümetin bunun için yaptığı hakkında bir fikir oluşturmak istersek, esas itibariyle bilinçli bir politikadır. Öncelikli olarak bir yandaş sermaye grubu oluşturmak istemiştir. İki önemli noktada Türkiye'de yatırım yapılmıştır. Her ikisi de halkın bütçesinden çalınarak, alınarak yatırımı teşvik etmeyen, üretimi teşvik etmeyen harcamalar olmuştur. Bunların bir tanesi demin söylediğim gibi inşaattır. İkincisi silahlanma, sanayi ve güvenlik rejiminin oluşumu ile ilgili yapılan büyük harcamalardır. Çok büyük harcamalar var. Bir de tabii görünmeyen kalemler var. Türkiye'de artık bütçe Sayıştay tarafından denetlenememektedir. Daha doğrusu hiçbir şey denetlenemez hale gelmiştir. Hem parlamento ortadan kaldırılmış, hem demokratik kurumlar ortadan kaldırılmış, hatta anayasanın bile ortadan kaldırıldığını pekala söyleyebiliriz. Asgari ücret tartışmaları başladığında muhalefetin titrek tutumu karşısında %50 zam yaptığında sanki hükümetin bir şey yaptığını sandı tüm toplum. Hatta sendikalar bile belli ölçekte bir şaşkınlık yaşadılar. Oysa Ocak ayına geldiğimizde Türkiye'de enflasyon %70'leri aşmıştı. Her ne kadar TÜİK'in sahte beyanları olmuş olsa bile hem alternatif kurumlar hem de gündelik hayatta hepimiz aslında son bir yılda çeşitli kalemlerde %400'e varan fiyat artışları ama %100'ün üzerinde bir enflasyon ve hayat pahalılığıyla derin bir yoksullaşmayla karşı karşıyayız. Yani mevcut rejimin ortadan kaldırıldığı bir eşikte bile Türkiye ekonomisinin kısa vadede toparlanma koşulları bile neredeyse ortadan kalkmış bulunmaktadır. Peki bütün bunların karşısında ne oluyor? Toplumsal bir tepkiyi pekala henüz göremiyoruz. Bunun altında birkaç temel faktör yatmaktadır. Bunlardan bir tanesi örgütlü toplumlar buralara ses çıkartabilir. Ama maalesef Türkiye'de çok kuvvetli olmayan bir sendikal hareket var. Sendikal hareket son derece zayıf. Siyasi partilerde temsili demokrasi ilişkisi onları örgütlü hale getirmiyor. Sadece 4 yılda bir, 5 yılda bir oy kullandığı siyasi partilerle ilişkisi böyle. Demokratik kitle örgütleri öyle. Tabii 12 Eylül'den devralınmış bir baskı rejimi var. 12 Eylül faşist darbesinden alınmış bir anayasa var. Bu rejim bir şekilde aslında devam ediyor ve 15 Temmuz sonrasında ise esasında 2015-7 Haziran'da ortaya çıkan siyasi tablonun yaratmış olduğu sarsıntı sonrasında 15 Temmuz'da neticelenmiştir. Olağanüstü bir har rejimi ilan edilmiştir. Her türlü hak arama terörize edilmeye başlanmıştır. Toplumda geniş bir korku iklimi yaratılmıştır. Bir tarafta örgütsüzlük, bir tarafta korku yaratılmıştır. Ama giderek değişiyor tabii ki. Yani bugün toplumun ezici çoğunluğu %65 hatta %70'e kadarı mevcut rejimden, mevcut iktisadi sistemden itiraz etmekte. Ancak bu itirazını henüz sokağa dökmüş değildir. Türkiye toplumunda beğenelim beğenmeyelim nihayetinde bir parlamenter gelenek var. O açıdan da herkes tepkisini büyük bir oranda şimdilik o 2023 süreci diye tanımladığımız o ana saklamaktadır. Ama yer yer görüyoruz. Senenin başında pekala motokurye işçilerinin direnişini gördük. Arkasından Antep'te çok sayıda tekstilcilerin direnişini bugün için dile çeşitli yerlerde, çeşitli iş yerlerinde işçilerin direnişlerini görüyoruz. Ama bunları yeterince örgütlü olmadıkları için bunları bir araya getirmek, birbirinin gücünden beslenebileceği bir halkaya maalesef getirebilmiş değiliz. İçinden geçtiğimiz dönemde başta Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Kongresi'nin oluşturmuş olduğu üçüncü kutup siyaseti bize geniş bir imkan sunmaktadır. Farklı görüşlerin, farklı toplumsal kesimlerin ve farklı taleplerin bir arada durabileceği ve hepsinin kendi rengiyle ve kendi taleplerini dile getirebileceği bir zemin sunmaktadır. Evet, şimdilik yediliyle başlamış olabilir. Ama üçüncü kutup diye tanımladığımız ezilenlerin tarihsel kutbu, esası itibariyle mevcut egemen
kutupların karşısında halkçı, ilerici, demokratik ve sosyal bir cumhuriyetin kurulmasını hedefleyen bir zemin sunmaktadır. 2023 süreci bir hesaplaşma anı ise, ki öyle olduğunu söylüyoruz, burada herkesin sorumlu davranması, elindeki bütün imkanları ortak imkanlara hasretmesi, orada biriktirmesi, o gücü rejimin, sermayenin ve egemen kutbun karşısına çıkarmasına ihtiyaç var. O açıdan HDP'nin burada rolü büyüktür. Tabii sosyalistlerin, tek tek sosyalistlerin, sosyalist yapıların hem kendi aralarındaki iletişim hem de bu toplumsal dinamiklerle kuracağı yeni bir üçüncü kutup diye tanımladığımız bu cephenin, bu bloğun oluşumu açısından son derece önemlidir. Bu burada çalışmaktan başka yol yok şimdilik kaydıyla. Bir sıralama yaparsak tabii şu anda büyük bir hem bir rejim kriziyle karşı karşıyayız hem de bir iktisadi krizle karşı karşıyayız. Eğer bir öncelik yapmak gerekirse bu toplumsal taleplerin gerçekleşebilmesi için mevcut iktidar rejiminin ortadan kaldırılması gerekir. 2023 süreci dediğimiz süreç esas itibariyle budur. Ama bu yetmez. Çünkü hem önceki rejimin yaratmış olduğu ağır iktisadi tahribat, sosyal tahribat, bunun ortadan kaldırılması emekçiler lehine yeniden düzenleniyor olabilmesi için işte bu üçüncü kutbun kuvvetlenmesi, bütün kapsayacağı güçleri bir araya getirmesine ihtiyaç var. Evet, bir seçim işbirliğinden, bu açıdan bir seçim işbirliğinden bahsetmiyoruz. Ama bu mücadelenin bir ereği olarak 2023 seçimleri, hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hem parlamento seçimleri, yani tek adam rejiminin ortadan kaldırılması, radikal demokratik dönüşümlerin hızla gerçekleştirilmesi, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, köylülerin, sosyal taleplerinin gerçekleşmesi için bu oluşturmaya çalıştığımız güçlerin bir araya gelmesine ihtiyaç var.